Herkese selamlar. Size bugün kalbimde gerçekten çok farklı bir yere sahip bir şehri anlatmaya çalışacağız. Burası benim ilk yurt dışına çıktığım şehir aslında. Ferrara'dayız bugün, İtalya'dayız. 2014-2015 yıllarında Erasmus için gelmiştim bu şehre ve 10 ay boyunca yaşamıştım bu şehirde. Ve kafamda yurt dışında yaşama fikrini pekiştiren yer burası aslında. Ferrara İtalya'nın en turistik şehirlerinden bir tanesi değil ama bence çok yaşanılası bir şehir. İtalya'nın kuzeyinde bulunuyor. Üstünde Venedik var. Hani böyle bileceğiniz şehirlerden bahsederek anlatmak istersem altında da Bologna bulunuyor. Küçük bir şehir burası. 130 bin kadar insan yaşıyor ama ölü bir yer kesinlikle değil çünkü burada bir üniversitede bulunuyor. Üniversitede okuyan 15 bin küsur öğrenci sayesinde bu şehir aslında canlı bir şehir. Küçük bir şehir olmasına rağmen. Merkezine geldiğinizde her yer yürüme mesafesinde ve kendinizi bir anda orta çağda hissetmeniz çok mümkün. Çünkü sokakları hiç bozulmamış, çok güzel korunmuş bir yer burası. Aynı zamanda bu şehir UNESCO Dünya Mirası listesinde. Bu şehre bu zamanda gelmemizin bir sebebi var. Çünkü bu şehirde her sene Ağustos ayının son haftasında bir festival düzenleniyor. Bu festivalin ismi Ferrara Buskers Festival. Yani sokak sanatçıları geliyor dünyanın farklı şehirlerinden. Burada gösteriler yapıyorlar şehrin farklı yerlerinde. Size bu şehri elimizden geldiğince anlatmaya çalışacağız. Bu güzel şehri gezmeye beraber başlayalım. Sekizinci yüzyıldan beri tarih sayfalarında yer alan Ferrara 13. yüzyıla kadar İtalyan şehir devletleri arasında el değiştirmiş. 13. yüzyıla kadar şehirde yapılan en önemli yapı ise tam şehrin merkezinde bulunan San Giorgio Katedrali. 13. yüzyıldan başlayarak da 3 asır boyunca Este ailesi Ferrara'da hüküm sürmüş. Este ailesi zamanında Ferrara'da birçok şey inşa edilmiş. Bunlardan en bilineni arkamda duran Estense Kalesi. Bu kale yanında birçok saray da inşa edilmiş o dönemde şehre. Este ailesinden sonra Ferrara papalığa bağlanmış. Oradan sonra Napolyon burayı fethetmiş. Oradan sonra Avusturyalıların eline geçmiş. En sonda 1859'da İtalya'ya bağlanmış bu şehir. Kiliseye hemen arkanızı dönüp bu arkamdaki arkın altından geçerek gittiğinizde Ferrara'daki ana caddelerden birine çıkıyorsunuz. Bu caddenin ismi Via Garibaldi. Sağlı sollu birçok dükkan, yemek yeme yeri de bulabilirsiniz oralarda. Adamlar çok iyi bir iş fikriyle gelmişler herhalde. Çünkü çok dolu, şaşırdık. Biz de ilk defa gördük. Bildiğiniz manav gibi bir yer burası aslında. Meyve salataları yapıyor. İnsanların da hepsi sokakta meyve salatası yiyor şu anda. Şaşırdık böyle bir dükkan gördüğümüzde. Ama demek ki güzel fikir. Bu şehrin tam merkezinde kendimi zaten böyle eski çağlarda yaşıyor gibi hissediyorum 14. 15. yüzyılda. Çünkü tüm binalar gerçekten çok tarihi. Ama kendimi en çok o yüzyıllarda hissettiğim yerlerden biri de bu kalenin meydanı. Sene önce tam bu sokakta yaşamıştım. Şu arkada gördüğünüz şu aradaki evin hemen arkasındaki bir evde. Kendime böyle bir anı olarak bunu da videoya koydum. Ferrara'daki en sevdiğim mekanlardan biri olan Chaklut'a geldik. Buranın ufak böyle tatlıları inanılmaz lezzetli. Birlikte deneyelim. Şu Ferrara'nın kendine ait bir tatlısı, ismi Tenerina. Aslında brownie gibi ama çok lezzetli. Bildiğim kadarıyla çikolata, tereyağı ve şeker ama lezzetli. Brownie'den birazcık değişik bir kıvam var bu arada. Bunların hepsi 1 euro. Tanesi 1 euro bunların. Şeylerde kapuşonlara da 1.70 verdik. Şu an gerçekten heyecanlıyım. Hatırladığım kadar güzel miydi? Ama çok tatlı geldi. Ama ben kesinlikle öneriyorum. Yani biri çok tatlı gelse mesela hemen şundan ısıralım. Bu da beyaz şarap kremalı dedi. Hmm.
Bence çok güzel. Bak Burçak, şunu bir tat. Güzel değil mi? Çok güzel. Bunu çok beğendim. Şunlardan yiyelim. Kaldığımız yer bize iki tane bisiklet verdi. Şimdi o bisikletlerle çamaşır yıkamaya geldik. Çünkü 5 günde biraz çamaşırlarımız kirlendi. Kaldığımız yerlerde de çamaşır makinesi yok. Bu makineleri kullanacağız. Hem öğreneceğiz. Şurada 9 euro diyor mesela. Hem öğreneceğiz hem de ilk defa denemiş olacağız. Size de anlatırız. Bize 5 euroluk yeter bence. Ha, 5 euroluk da var. Evet. Güzel. Aynen yeter. 7 kilo da 5 euro. Bir de bunları kurutabiliyorsunuz. Onu da yapacağız tabii ki. Şimdi çamaşırlarımızı yıkadık. 5 euro verdik yıkamak için. 2 euroya da kuruttuk. Mis gibi tertemiz oldular. Şimdi otele döneceğiz. İnanılmaz bir sıcak var. Akşam 6'ya kadar falan çıkmamayı düşünüyoruz. 6'da Ferrara aslında surlarla çevrili, duvarla çevrili bir şehir. Bir bisiklet turu yapacağız duvarların etrafında. Sonra da Baskers Festivali'ni takip edeceğiz. Bazı sanatçıların performanslarını izleyeceğiz aslında. Bu park da Parco Massari diye geçiyor. Çok güzel bir park Ferrara'da bulunan. Gece 12'de sanatçılar performanslarını bitiriyor merkezde. Ama burada hala müzik oluyor. Zaten ileride standlar vesaire de var. İşte içki almak için vesaire, oturmak için yerler de var. Buradan geçerken size bir gösterelim dedik sadece. Ferrara İtalya'da bisiklet şehri olarak biliniyor. Şehrin giriş tabelasının altında da La Città delle Biciclette yazıyor. Yani bisikletler şehri. Bu şehirde bisikletin yaygın olmasının bir nedeni de aslında burası dümdüz bir şehir. Etrafında çok dağ yok. Hatta deniz seviyesi rakımı 9'muş. Bayağı da alçak aslında. Bisiklet sürmek çok yaygın burada. Ama tabii Hollanda ile karşılaştırılamaz. Ferrara'ya özgü bir şey yiyoruz şu an. Bunun ismi Cappellacci di Zucca. Yani bizim mantı gibi düşünebilirsiniz. İçinde de bal kabuğu var. Hı hı. Burçak yedi. Bu içinde full bal kabuğu var. O kadar tatlı, o kadar güzel bir tat vermiş ki çok beğendik biz ikimiz de. Kesinlikle İtalya'da yenilmesi tavsiye şeylerden biridir. Her yerde bulamayabilirsiniz bu arada. Çünkü Ferrara'ya özgü bir yemek bu. Bu arada şu an oturduğumuz sokakta Via delle Volte diye geçiyor. Ferrara'daki en güzel sokaklardan bir tanesi diye söyleniyor. Çünkü çok fazla şu yukarıda gördüğünüz turuncu geçit gibi geçit var bu sokağın üstünde. Yani sokağa yürüyorsunuz, sürekli bu geçitler oluyor üstünüzde. Bayağı fotojenik bir sokak burası. Denemek için bir tabak söylemiştik belki beğenmeyiz diye. Şu an ikinciyi de söyledik, ikinci porsiyonu da. Acayip iyi. Ya kabak o kadar güzel bir tat veriyor ki, bir tatlılık veriyor ki bu tuzlu yemeğe. Çok beğendik. Bir de süt, buram buram süt krema tadı alıyorum. Evet, çok güzel. Çok güzel ya, efsane. Ferrara'ya bir şekilde yolunuz düşerse kesin yiyin bunu. Kesin. Ferrara surlarla çevrili bir şehir. Surların tarihi çok daha eskiye dayanmasına rağmen bugün gördüğümüz surların büyük bir kısmı 15. ve 17. yüzyıllar arasında inşa edilmiş. Hatta 15. ve 17. yüzyılda inşa edilen surların da büyük bir kısmı Este Hanedanı Ferrara'da hüküm sürerken inşa edilmiş. Surlar şehre çok tarihi, çok güzel bir hava katıyor. Şehrin neredeyse tamamını çevreliyor da diyebilirim. Etrafı çim, oturup piknik yapabiliyorsunuz ya da burada koşup, yürüyüp bisiklet sürmeniz de mümkün. Koşmanız için ayrıca yol da bulunuyor. Bu aktiviteleri surların dışında yapabildiğiniz gibi surların üstünde de yapabiliyorsunuz. Çünkü orada da yol mevcut. Ben de burada yaşadığım zamanlarda bu surun çevresinde koşardım. Burada tekrar bulunmak gerçekten çok iyi hissettiriyor. Güneş battı. Sokak sanatçıları da meydanlara çıktı. Şimdi izleyelim neler yapıyorlar, kimler gelmiş. Biraz Ferrara'yı da gece görmüş olalım. Her yer çok kalabalık bu çok arada. Çok kalabalık. Dün biraz daha az kalabalıktı. Bugün cumartesi. Onun etkisiyle tabii ki. Evet. Şehir çok güzel şu an.
Ferrara tabii ki küçük bir şehir, çok büyük bir şehir değil. Yani buraya bir gece kalmak için gelir misiniz bilmiyorum. Ama bir şansınız olursa şiddetle tavsiye ederim. Çünkü burada İtalyanların dışarıda gece nasıl eğlendiğini çok güzel deneyimleyebilirsiniz. Özellikle üniversite açıkken her çarşamba, çünkü çarşamba şehir günü olarak geçiyor. Ve cuma ve cumartesi günleri insanlar bu meydanda toplanıyorlar. İçkilerini alıyorlar ellerine. Birlikte muhabbet ediyorlar, sohbet ediyorlar. Çok güzel bir ortam oluşuyor gerçekten. Dediğim gibi lokal bir İtalyan şehrini keşfetmek için çok iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda Ferrara çevresindeki daha çok bilinmiş şehirlere göre çok daha ucuz konaklama imkanı sunuyor. Yani biz burada 3 günlük 200 euro gibi bir rakam ödüyoruz kaldığımız yere ve çok güzel bir yerde kalıyoruz. Gerçekten ev gibi bir yerde kalıyoruz. Şehir merkezinde tertemiz. Buradan Bologna'ya gidebilirsiniz, Venedik'e gidebilirsiniz. Yakınlardaki diğer şehirlere de gidebilirsiniz. Mesela Verona da çok güzel bir şehir. Ferrara'dan bu şekilde de yararlanabilirsiniz isterseniz. Gerisi size kalmış artık. Ferrara her zaman güzel bir şehir ama Baskers da ayrı güzel, çünkü çok fazla insan var. Her yerde performanslarını sergileyen sanatçılar var. Yani bu şehre gelmek için çok güzel bir tarih aslında. Her sene Ağustos ayının son haftalarında düzenleniyor. İnternetten direkt takip edebilirsiniz. Şimdi size İtalyan otoyollarında nasıl gişelerden geçilir onu çok kısa gösterelim. İlk gişeye geldiğinizde otomatik çıkıyor zaten bu kart. Bir sonrakinde hemen okutup kredi kartıyla çok rahat biçimde lokomatikle ödeyebiliyorsun. Şimdi bu karte yazana girmek gerekiyor. Tabii keşiniz varsa o da olur ya. Aynen, ama bu çok kolay. Şimdi bunu yerleştiriyorsunuz. Ondan sonra zaten temassız yanıp sönüyor. Şu an okudu. 55 kilometrelik yol geldik. 4.20 tuttu. İtalya'da çok fazla ücretli yol var. Keşke hiç durmasaydık, hemen gitseydik. Bu ne? İki gün boyunca Garda Gölü'nde olacağız aslında ve ilk durağımız Sirmione'ydi. Ferrara'dan Sirmione'ye geldik. Ama şu an inanılmaz bir yağmur başladı ve cana ve mala tehlike oluşturabilecek diye Google'da uyarı var. Yani burayı şu an böyle gezmemiz de çok mümkün değil. O yüzden otelimizin olduğu Malcesine'ye gideceğiz. Büyük bir şanssızlık maalesef. Umarız biraz düzelir, oraları çekebiliriz en azından. Yarın da birkaç yere daha gitmeyi düşünüyoruz. Bugünü bir sağ salim atlatıp Malcesine'ye varabilmek en önemli şey ama şu an. Arabadan inemiyoruz maalesef. Aynen, Malcesine'ye gidiyoruz. Artık ilk durağımız orası. Umarız yarın biraz daha iyi olur hava. Yani biraz tadını çıkartabiliriz buraların. Evet, çünkü göl gerçekten güzel gözüküyor. Bu havaya rağmen masmavi. Garda Gölü'nün etrafı gerçekten cennet gibi. Çok şanssızız böyle bir havada geldiğimiz için. Burası gerçekten başlı başına tek bir tatili hak ediyor. Yani
bir hafta kesin kalırsınız diye düşünüyorum burada. Çok tatlı ufak ufak köylerden geçtik ve hiçbirinin ismini bile duymadık. Duyduğumuz 3-4 yer vardı sadece. Şu suyun güzelliğine bakın, şu havada bile. Aslında planımızda Garda'ya Sirmione ile başlamak vardı. Çünkü Sirmione en çok bilinen köylerden bir tanesi. Garda Gölü'nün civarında bulunan. Ama maalesef hava şartları çok kötüydü Sirmione'deyken. Orayı pas geçmek zorunda kaldık ve bizim kalacak yerimiz Malcesine'deydi. O yüzden şimdi Malcesine'ye geldik. Burası Sirmione kadar, Limone sul Garda kadar bilinen bir yer değil. Ama burası da biliniyor aslında. Çünkü burada bir tane dağ var, Baldo Dağı. Oraya teleferikle çıkabiliyorsunuz ve hiking rotaları var o dağın üstünde. Hem de bu gölün çok güzel bir manzarası olduğu söyleniyor. Biz bunu yapmayacağız muhtemelen. Çünkü hem hiking yapacak zamanımız yok hem de hava yarın da kötü olacak gibi duruyor. Belki teleferik çalışmıyordur bile. Şimdi Malcesine'de olacağız bu akşam. Yemek yiyeceğiz. Biraz burayı keşfetmeye çalışacağız. Yarın da devam edeceğiz. Yarın buradan arabayla tam şu karşıda gözüken Limone sul Garda'ya gideceğiz. Oradan sonra da artık yavaş yavaş dönüş yolculuğuna başlamamız lazım. İtalya vloglarımız bitecek. Bakalım Malcesine'de neler varmış. Birlikte bu güzel küçük kasabayı keşfedelim. Şimdi yağmurdan kaçtık ve içeri oturduk. Aynen, bir bruschetta söyledik. Çok lezzetliydi bu arada. Evet. 10 euro verdik onu. Şimdi ben pizza, burçakta deniz ürünlü bir spagetti söyledim. Evet, bakalım. İki de içeceğimiz var. Toplamda 50 euro gibi bir şey ödeyeceğiz. İtalya'da bazı restoranlarda sindirime yardım etsin diye böyle yemeğinizi yedikten sonra limoncello getiriyorlar. Bu alkollü, limonlu bir içki. Bunu şat atıyorsunuz. At bakalım. Çok sert değil de. Salut. Buranın doğası inanılmaz güzel. Bir tarafınız göl, bir taraf kocaman dağlar. Size Cinque Terre'de İtalya'nın en güzel köyleri diye bir liste olduğundan bahsetmiştim ve Cinque Terre'deki bu listeye giren tek köyün Vernazzo olduğunu da anlatmıştım. Bu listede bir de hangi köy var dersiniz? Tam şu an bulunduğumuz köy Malcesine var. Buranın gerçekten doğası mükemmel. Bir tarafı masmavi bir göl, diğer tarafı koskocaman dağlar. Sokakları da çok tatlı Malcesine'nin. Birkaç tane seyir noktası var buranın. Bir de bir kalesi var. Şimdi o taraflara doğru gidelim. Biraz gölü yukarıdan izlemeye çalışalım ve kale manzarasını görmeye çalışalım. Geldik. Normalde içine girmeyi düşünüyorduk ama kişi başı giriş 6 euroydu. O yüzden girmemeyi tercih ettik. Şimdi buradan geri dönüyoruz. Hemen kalenin altında göle girmek için bir alan da bulunuyor. Ufak bir sahil diyebiliriz buraya. Buradan göle girmek muhtemelen çok keyifli olur. Çünkü biraz ileriye doğru yüzdüğünüzde direkt yukarıda şu an önümdeki kayaların üstünde kale konumlanmış durumda. Bugün ne yazık ki hava kötü. Bizim normalde şortlarımız yanımızdaydı. Hava çok güzel olsaydı bunu deneyebilirdik. Buradaki birçok yerleşim yerinde yüzme şansınız bulunuyor. Su da mis gibi tertemiz. Videonun başında bahsettiğim Baldo Dağı tam arkamızda. Buraya teleferikle ulaşabiliyorsunuz. 1750 metreye kadar teleferik sizi çıkartıyor. Dağın zirvesi 2200 küsür metre.
Teleferikle çıktığınız noktadan hiking rotaları var. Yani yürüyüş yapabiliyorsunuz dağın üstünde. Gidiş dönüş bilet 25 euro. Yani sadece çıkayım, manzarayı izleyeyim, döneyim derseniz biraz pahalı olabilir. Tabii sizin bileceğiniz şey, ama benim daha fazla vaktim olsaydı ne yapmak isterdim? Bir gün ayırıp oraya, ya da en azından sabah erken başlayıp yarım gün ayırıp oraya çıkıp hem manzaranın keyfini çıkarmak hem de oradaki hiking rotalarında yürümek isterdim. Hatta zirvesine de çıkmak isterdim. Sizin de bilginiz olsun. Garda Gölü bir buzul gölü aslında. Bu yüzden rengi çok güzel, açık mavi. Bayağı da derin bir göl burası. Ortalama derinliği 136 metre. En derin olduğu yer ise 346 metreymiş bu gölün. Aynı zamanda bu göl İtalya'nın en büyük gölü. Peki sizce İtalya'nın en büyük gölü olan Garda Gölü, Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nden büyük müdür, küçük müdür? Büyükse ya da küçükse kaç kat küçüktür ya da kaç kat büyüktür? Şimdi bir siyah ekran gelecek 10 saniye kadar. Yorumlarda tahmin etmeye çalışın. Ya da yorum yapmasanız bile kendi kafanızda tahmin etmeye çalışın. Telefonlarınızdan haritayı açıp kontrol edebilirsiniz, karşılaştırabilirsiniz. Ama internetten bakmayın cevabına. Şimdi siyah ekran gelsin. Evet, Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü, İtalya'nın en büyük gölü olan Garda Gölü'nden yaklaşık olarak 10 kat daha büyük. Yanlış ya da doğru vakit ayırıp yorum yapan herkese teşekkürler. Şimdi biz arabamız olduğu için Limone sul Garda'ya arabayla gideceğiz, ama bu vapurlarla da geçebiliyorsunuz. Gidiş dönüş oraya gidip gelmek 9 euro toplamda. Çok aslında verilebilir bir para. Çünkü arabayla bütün gölü dolaşmanız gerekiyor. Burada kalıyorsanız sadece, bu çok ideal bir ulaşım yöntemi bence. Şimdi Limone del neydi? Limone sul Garda. Sul Garda'ya gidiyoruz. Evet, toplamda aslında 26 tane böyle küçük küçük yerleşim yeri var Garda'nın çevresinde. Biz bunlardan sadece 2 tanesini ziyaret etmiş olacağız. Malcesine ve Limone sul Garda. Malcesine Garda Gölü'nün doğu kıyısında yer alıyor. Limone sul Garda da batı kıyısında yer alıyor. Malcesine'den tam karşı kıyıda görüyorduk Limone'yi. Oradan da şimdi Malcesine'yi biraz izleyeceğiz. Yürüyüş rotaları var. Yani yapılacak şeyler arasında şehirde yürümekten, işte sokakları keşfetmekten, kıyıda yürümekten genelde bahsediliyor. Biz de onları yapacağız aslında. Çok fazla bir planımız yok. Karşı taraftaki dağları izlemiş olacağız. O Baldo Dağı'na vesaire karşıdan bakacağız bile. Her yer Alman dolu. Bütün arabalar Alman plaka. Sokakta evet. Herkes Almanca konuşuyor. Almanların hepsi Garda Gölü'nde. Fahri olarak işgal etmişler burayı resmen. Şimdi Limone sul Garda'ya geldik. Belediye binasını bulduk burada. Buranın bahçesi çok güzel. Şu arkamda gördüğünüz çardağın altında banklar var. Oturunca da güzel bir göl manzarası var. Malcesine'yi de tam karşıdan görüyorsunuz. Şu arkamdaki dağları izliyorsunuz. Limone sul Garda bayağı uzun bir sahile sahip. Az önce giren insanlar da gördük. Bir de şu kuzeye doğru olan manzarası bence bayağı etkileyici. Böyle 3-4 dağ birleşiyor. Burada yüzmek keyifli olabilir gerçekten. Yani ilk yerle karşılaştırırsak kesinlikle burası yüzmek için tercih edilmeli. Şimdi böyle bir yere oturduk. Göl kenarında. Buradaki restoranların puanları genel olarak düşüktü. Yüksek puanlı olanlar da biraz pahalıydı. Çok da pahalı bir şey yemek istemedik. İnşallah doyarız diyorum. Benim de canım et çekti. Burçak yine pasta devam etti. Evet. Ama evet, et de biraz inceymiş. Karbonhidrat almaya devam. Manzaramız şöyle. Yemek yediğimiz restoranın manzarası güzeldi ama yemeklerin lezzeti çok sıradandı ve o sıradan lezzetler için biraz fazla para ödediğimizi düşünüyoruz. Siz kendinize daha güzel bir yer araştırmalısınız bizce. Mesela bütün levhalarda da böyle limon resimleri var.
Rent bot yazan yerden saatlik ya da yarım saatlik bot kiralayabiliyorsunuz. Tamamen kendiniz kullanıyorsunuz. Bir vlogta görmüştüm, yarım saate 50 euroydu. Hala öyle mi bilmiyorum. Ama şöyle, bir lisansa falan ihtiyacınız yok. Buradan ta karşı kıyıya kadar gidebilirsiniz. Mesela o izlediğim çocuk Malsesine Kalesi'nin yanına kadar gidiyordu. Yani saat arttıkça tabii ki fiyat da artıyor. Sorduk bu arada, saati 80 euroymuş. Mesela bugün kapalılarmış. Hava dolayısıyla da olabilir bu. Bir de Limone Sul Garda'nın gerçekten uzun bir sahil şeridi var. Panoramik bir manzara eşliğinde yürüyebiliyorsunuz. Şehrin aynı zamanda üst kısmı da var. Orada da dar sokaklar, güzel evler, güzel kafeler bulunuyor. Dokunmayın diyormuş, görmeyin. Videoyu artık yavaş yavaş bitirelim. Malcesine'yi ve Limone Sul Garda'yı size göstermeye çalıştık. Limone Sul Garda'da biraz daha az vakit geçirdik. Bizim gördüğümüz kadarıyla, tecrübe ettiğimiz kadarıyla Malcesine daha otantik, daha böyle İtalyan esintileri taşıyan bir köy. Ama Malcesine'den buraya gelirken gölün etrafından dolaşıyorsunuz, kuzey taraftan. Oradan gölün batı yakasındaki Limone Sul Garda'ya geliyorsunuz. Geldiğimiz bütün köylerde biraz daha turistik bir hava hissettik. Çünkü yapılar daha yeni geldi bize. Biraz daha böyle o Türkiye'de bildiğimiz tatil beldelerini andırdı. Ama Malcesine'nin içi çok daha farklıydı. Limone Sul Garda'da yaptığımız tek şey kıyı şeridinde yürümek, dar sokaklarında gezmek oldu aslında. Daha fazla vakti olanlar için sadece bir öneri. Daha detaylı bilgileri bulabileceğiniz siteyi de aşağıya bırakırım mutlaka. Burası için 5 farklı yürüyüş rotası oluşturmuşlar aslında. İşte zorluk seviyeleri var. Aileyle gelenler için var, çocuklular için. Daha profesyoneller için daha uzun trekking rotaları da var. Bunların işte nereden başlanıp nereden bitirildiğine dair çok güzel açıklamalar yapmışlar. Hatta anladığım kadarıyla gittiğiniz yerlerdeki QR kodları okutarak telefondan oralarla ilgili bilgiler de edinebiliyorsunuz. Bu rotaları takip edebilirsiniz. Yani burada yapacak bir şey arıyorsanız. Biz Garda Gölü'nü çok beğendik. Gerçekten doğası muhteşem buranın. Başka bir zaman çok daha uzun bir vakitte gelmek gerek diye düşünüyoruz. Bunu çok kısa zamanda muhtemelen yapamayız. Ama bundan bir 3-5 sene sonra mutlaka yapmak isteriz. Çünkü hem burayı çevreleyen dağları hem de gölün kendisini çok beğendik. Yeşille mavinin uyumu gerçekten mükemmel buralarda. Eğer İtalya tatili yapmak istiyorsanız sadece Roma'yı, Milano'yu, Floransa'yı düşünmek yerine bu Garda çevresinde kesinlikle rotanıza ekleyebilirsiniz. Çünkü dediğim gibi hiç abartmıyorum. Buralar muhteşem yerler. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.